Merhaba sevgili evlatlarım, güzel çocuklarım. LGS Türkçe Video Ders Notları kitabımızın testlerini çözmeye devam ediyoruz. 7. ünite test 3. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçadaki altı çizili söz grubunun parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisine vardır? Gözden çıkarılacaktı. İfadeye dikkat edelim arkadaşlar. Gözden çıkarılmak. İstanbul'daki evleri bir bir satılıyordu. İzmir'dekilerin ne olacağını da düşünmüyordu artık. Olacakları kabullenmişti. Yani oradakileri de yani İzmir'dekilerin ne olacağını da düşünmüyor. İzmir'deki evleri de gözden çıkartmıştı arkadaşlar. Umursamamak, önemsememek. Dikkat edelim cevap bu yüzden B olmalı. İkinci sorudayız. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerinden bölümlerden hangisi deyimdir demişiz. Bu şehirde tabii ki deyim değil. İnsan ilişkilerinden deyim değil. Dile getirmek arkadaşlar. Dikkat edin. Dile getirir. Dile getirmek burada deyim olarak kullanılmıştır. Yani konuşturur. Kendiliğinden konuşma yetisi olmayan varlıkları bile konuşturur gibi bir anlam yüklenmiştir arkadaşlar. Çıkmaz artık olmaz. Cevap C olmalı. Yani 3. Üç. Üçüncü sorudayız. Bu parçadaki numaralanmış söz öbeklerinden hangisi deyimdir diye so sormuşuz. Her romanda tabii ki değil, aşık olma motifi değil, konuşma üslubu deyim değildir. Senli benli ifadesi ise arkadaşlar deyimdir. Cevabımız D olmalıdır. Deyim olabilmesi için bildiğiniz gibi arkadaşlar en az iki sözcüğün bir araya gelmesi, bir kalıp oluşturması ve bu kalıbın yeni bir anlam kazanması genellikle mecaz anlamda ...kullanılması gibi özelliklere sahip olması gerekir arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorudayız. Yine bir parça var karşımızda. Altı çizili bölümler var. Bunlardan hangisi numaralanmış atasözlerinden hangisi... ...kendisinden önce yapılan açıklama ile uyuşmamaktadır? Hemen bakalım. Dilimizin bu açıdan zengin oluşu da ayrı bir güzellik demişiz. İleride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi... Hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler. Yani azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır. Kendi hazırlık yapmadı. Hazırlık yapan kişilerin hazırlık yaptığı her neyse onda gözü kaldı. Doğru bir eşleştirme. Kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler. Demek yerine baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır. Yani baskısız, tutulmayan, Dikkat edilmeyen her neyse o, burada tahta örneği verilmiş atasöz içerisinde. Yer alır, yer almazsa sel alır, illaki başına bir şey gelir anlamında doğrudur. Bir kişi kendine denk ve uygun olan kişiyle arkadaş olmalıdır demek yerine baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal orazla, kesinlikle dikkat edin, baz bazla, kaz kazla, kel tavuk da topal orazla, bunlar birbirine eşdeğer anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir demek yerine atın varken yol tanı, ağın varken el tanı. Varlığın elindeyken, elinde imkanlar varken çevreni genişletmeye çalış, çevreni genişlet gibi bir anlam verilmiştir arkadaşlar. Bu imkanları kullan şeklinde bir anlam verilmiştir. Fakat yukarıda Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir ile hiçbir alakası yok. Tam aksine atasözünde bir mücadeleden bahsediliyor. Evet, devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yoktur? A seçeneğine baktığımızda dikkat edin arkadaşlar, baş göz etmek deyim olarak kullanılmıştır. B seçeneğinde ayrıcalık gözetmek söz konusu. C seçeneğinde ise gözüme ilişti, gözüme ilişmek deyimi vardır. D'de ise arkadaşlar deyim kullanılmamıştır. Altıncı sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde dalgınlıkla görmemek anlamında bir deyim kullanılmıştır? Fikirleri dağınıklıktan kurtarmak için özüne irca etmek ve onu gözden kaçırmamak lazım. Dalgınlıkla görmemek yani gözden kaçırmak arkadaşlar burada kullanılmış. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Yedinci sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Parçamıza baktığımızda işinizden nefret ediyor olabilirsiniz. Ev, ev arkadaşlarınızı sevmiyor, ailenizle sürekli çatışıyor, kilo veremiyor olabilirsiniz. Ama yine de pozitif düşünmelisiniz. Her gün hayatın içine basit ama etkili faaliyetleri konumlandırarak pozitif düşünce becerisini geliştirebilirsiniz. Bunu uyumadan önce okuyacağınız uyarıcı ve ilham verici kitaplarla doğa ve açık havada daha fazla vakit geçirerek, uzun ve keyifli banyolar yaparak, sağlıklı beslenerek ve yaratıcılığınızı ifade ederek yapabilirsiniz. Düşüncelerimizle her şeyi güzelleştirebiliriz. Şu dünyada her şey mümkündür. Dikkat edin şu dünyada her şey mümkündür. Hem ne demişler? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Yani her şey olabilir. Olmaz denilen şeyler bile olabilir denilmiş son bölümle özellikle zaten o ana kadar zemin hazırlanıyor. Son cümle tamamen bize bu ifadeyi veriyor arkadaşlar. Bu yüzden cevap B olmalı. Evet 8. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde başkası için yapılacak fedakarlığın bir sınırı vardır anlamında bir atasözü kullanılmıştır? El için ağlayan gözden olur. Arkadaşlar yani el için ağlamanın bir sınırı vardır olmalıdır. Aksi takdirde gözden olursunuz. Yani kendi canınızdan olursunuz. Cevap bu yüzden B olmalı. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parçamıza baktığımızda dikkat edin Halis gelin Aşkı Memnu isimli eseri örnek olarak verilmiş ve Firdevs Hanım'ın kızının aynı şekilde dikkat ederseniz yani Bihter'in arkadaşlar burada macerası anlatılmış. Adnan Bey ile olan macerası. Burada Bihter'i yeni tanıyor olabilir ama annesi Firdevs Hanım'ı bir zamandır tanımaktaydı ve onun nasıl bir insan olduğunu öğrenmişti. Nokta nokta atı sözünden yola çıkarak da Bihter'in nasıl biri olduğu çıkarımına varabilirdi. Yani Firdevs Hanım'a bakarak Bihter'in kim olduğunu çıkartabilirdi. Yani otu çek köküne bak. Otu çekip köküne baktığında onunla alakalı genetik bir takım bilgileri elde edebilirdi arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Unutmayın Haluk hocanız daima yanınızda. Görüşmek üzere bir başka videoda.